Eski adamlar. Buraydı. Kameranın orası. Bak. Uçurdular. Şuradan da bir yol var aşağı iniyor mu? Var da patika yol. Uzak. İyi değil yani. İyi değil. Eskiden, eskiden. O yollar eskiydi. Orada da tarih evler var. Ha, şu aralarda var. Mağaralar var orada. Ya bu vadi nereye kadar gidiyor? Ana yola kadar gidiyor demek ki. He, oraya da gider işte. Ta nereden? Baraj'tan artık başlıyor. Şurada da herhalde yeni yerleşim yerleri var. Bakın. Yani artık yerleşim. Şu beyazdan aşağıda var. Evet. Orada oturamam. Yukarı yok. Yasak. Yasak. Kızım şuralar hep evdi, ev. Şurada oda vardı. Eski bir oda vardı. Yıkmışlar. Yıktılar. Buralarda otururlarmış. Buraların kapıları vardı. Şuralarda bina vardı. Sonra buraya kahve yaptılar. Şurada kahve vardı. Mağarada şöyle taka var. Neyse bilmem. O yukarıdaki mağaralarda hep taka var. Yok ya. Orada kapkaçlak mı, kollar boş, mumluk mu, ne oldu bilirsiniz. Dışlardaki en yüksek şu aşağıda bir gümüş var. Orada yerleşim merkeziymiş. Buradan su gidermişmiş. Kukler çıkardılar, bu şuralarda krallardı. Su aharmış. Eskiden burada tütün ekerlermiş bu civara. Burada tütünlüymüş, tütün ekerlermiş. Cumhuriyetten sonra yasaklamışlar. Oradan su hiç kesilmezmiş. Devamlı su gelirmiş o şey, nardan. Orada kötü yerler var. Bizim köy kendi malı Sivrihisar'dan zamanında satın almışlar. 60 tane. Bizim köye şişek vermiş, 20 de bekeller vermiş, 2 gün denizi yakarmış, 4 gün bizim köye akarmış. Oradaki Sivrihisar'ı kötü yayla diller. Evet. Bizim köye dapısı daha halen bizim köyde dapısı. Sivrihisar'ın orada. Ama narlılar kullanıyor o gölü. Bizim köye adamı gitti, açsa karışamaz narlılar. He. Dapısı var. Anladım. Eskiden bizim köyün bekçileri giderdi, o suyu salarlardı. Narlılar zaten Niğdelip'ten. He. Burada şurada göl vardı. O gölü doldururlardı. Ben az hatırlıyorum. Bir de Nenizli'ye giderdi o su. Anladım. Oranın suyu. Şimdi mal yok, melal yok. Yani, göl bak, yok. Evet, şey benim çocuğumda iki sür okuz vardı. İnek çobanı vardı. 5-6 bin davar vardı. 4-5 tane çoban vardı. Şimdi. Geçim kaynağı yok. Ha. Ama şimdi yok. Artık farklı geçim kaynakları çıktı. Millet oraya kaydı. Gelecek vaat etmeyince burada da geçim çok zahmetli. Bir de tabii. Burada da para kazanamıyor. Çoğu sigortası yok. Şu yok, bu yok derken. Şu aşağıda kilise var. Evet. Şu tabanda. İnşallah. Buraları araştıracak. Sabahtan başlayacaksın. Aşamadan o mağaralara gireceksin, çekeceksin. Araştıracak ama yok. Gerçekten güzelmiş. Şurada da bak noktası var.
Aman dikkat et kendine. Buralara uçurum. Bak, eski adamlar bu taşları kesmişler, buraya olmuşlar bak. Buralar hep böyle büyük taşlarıydı. Buraya aşağı kalkmışlar, uçurmuşlar. Ne anlarlar, ne ederler bilmiyorum. Bak şu taşlara bak ya. Nasıl adamlar kalkmış bak. Evet. Ha. Yol açmak için yaptılar. Tamam da, şurada duvarı da olur şu taşlardan. Evet. Aşağı niye kalkıyorsunuz? Dikkat et ha. Ha. Çok şükür o. Buradan aşağı at arabası uçtu. Ben bilirim. At öldü. Adam üstten atladı. Töten'in İsmail'dirlerdi. Adam ölmedi. Adam ölmedi. Adam arabadan aşağı atlıyor. At aşağıya gidiyor. O kayalardan kar yağdı mı adam bir tanesi atına gelmiş köyü bulamamış o dediğim ayrı kağıdan aşağı uçmuş atına beraber evvelden. Burak kış bunu göz gözü görmezmiş. Çok kar yağmış. Ha. Şurada camız öküz uçarmış aşağıya harman zamanında. Birbirine kalkışır mı aşağıya denemiş. He. Bura camız uçuran diller. He. Şimdi gençlerden sorsam bilmezler. He. Tarihini bilmeyen gençlik git işte. Ya maalesef. Ya. Nereye gidiyorsun sen? He? He. Karman. He. Saklandı, korktu. He. Aşağı uçmasa bari. Ama o insanoğlundan akıllıdır ya. Bilir. İnsanoğlu. Kokusunun nereden geldiğini bilir o. Evet. He. O gizemli geçiş noktası şu tepeye mi çıkıyorlar? Nere? O yeraltı şehri var dedin ya. Şurada. Şu tepe mi? Buraya neresi daha diller? O dediği anlattığım mağara böyle gidermiş. Ama o trazdan girişi var ama içeriye araştırılması lazım. Lastik yakardık. Lastikten muhalif çıkardık. Birkaç kişiye girmiş. Lambayla elektrik patlarmış. İleriye gidilmiyormuş. Çok kuyu varmış. Gitsen de sular var. Sular var. Evet. O traz. Orada. Trazın bu ileride pecesi var dedi benim babaannem. Hatta ben oraya kazdım çocuğudum. Şimdi arıyorum orayı nerede olduğunu bulamıyorum. Yalnız belediye başkanı kepçeyle orayı uçurmuş duydum ben. Anladım. Buraya bir kilometre neyim var şu ileride. Evet. Şu dağa. Bu dağın tepesinin 10 dönüm neyim var. Şu. Ben evet. Çok çıktım bu dağa. Orada binalar var, kesme taşlar var. Evet. Bir delik vardı. Taş artarı gumbur gumbur aşağı inerdi. Evet. Ama şimdi bayağı 10 senedir çıkmıyorum neredeyse. Yolaklar açması lazım. Heh. Biz buradan yayan çıkardık. Anladım. Bura Ene Yunus daha geçiyor. Ene Yunus. Tahyunus'un orada binası onun dillerdi. Hmm. Bilmem bari. Sonra domuz yolağı dillerdi. Domuzları varmış. Acı öyle su içmeye götürürmüş. Sonra domuz yolağı dillerdi. Nerzağın. Bu bahsettiğimiz tepe şurası. He? Buranın öbür videoda da bahsetmiştim ama amcam gerçekten bu tepenin içeriğini gerçekten iyi biliyormuş. İnşallah tepeyi de keşfedeceğim bir zaman gelip. Bizim de alanlarını ayuka çıkartmaya çalışacağım. Ben yaşlı adamlarla pek konuşurdum. Benim babam annem vardı. 80-90 yaşında ondan sorardım. Ben de konuşmaya meraklı mısın? Ben sorardım o anlatırdı. Ondan kaynanasından, kaynatasından, konusundan, komşusundan anlardı.
Ben sorardım, o anladır. Ben 75 yaşındayım. Heh, köyün tarihini ben biliyorum. Allah razı olsun. Sorardım. Çok teşekkür ettim amca. Bir şey değil oğlum. Selamünaleyküm. Bütün Müslüman halka selam ederim. Türk milletine Allah Müslümanların yardımcısı olsun. Ha, Filistinlere, Lübnan'da Müslümanlar yardım eylesin kurban olduğum Allah. Bizler ne yapabiliriz? Evet. Ha. Biz dua edeceğiz. Ha. İdareciler ne gerekiyorsa yapacak inşallah. Bizim idarecilerimiz ne yapsın da bizim idarelerimiz düşmanı bir değil ki. Evet. Ha, her taraf kuduz köpek gibi saldırmaya bakıyorlar. Evet. Ha. Bu da sofuların yeni yerleşim yeri. Öncelikle gelişte videosunu çektim. Diğer videoma da bakabilirsiniz. Şöyle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi.